Merhaba kardeşlerim. Şimdi Yamuk'un birinci konu testini gömeceğiz arkadaşlar. Ayarlayalım şöyle kameramızı. Başlayalım hemen. Biraz daha yakınlaştırayım. Evet, tamamdır. Şimdi odaklanmasını da ayarlıyorum hemencecik. Evet, hadi bira bismillah diyelim başlayalım. 3 tane eşitlik varmış dostlarım. X kaç derecedir diye bir soru soruyor bize. Bu normal bir yamuk. Hatta ikizkenar yamuk, değil mi kardeşlerim? Şimdi ikizkenar yamukta 1. Köşegenler eşitti. Tamam. Bunların eşit uzunlukta olduğunu biliyorum. 2. Köşegenler üstte de bir ikizkenar üçgen, altta da bir ikizkenar üçgen ayırıyordu. Bunlar ikizkenarlarmış. Bu 2. Demek ki şurası da x olacak o zaman. Hemen yapıştıralım. İşte z harfini kullanalım. Şurası da x olacak. Yine ikizkenardan burada x olacak diyelim. Hatta şurası x artı 10. Burada x artı 10 olmalı. Şuraya da 10 yazalım. Ve hatta 10 ise ikizkenar üçgenimin tepesi. Tabanlarına 170 kalıyor ki 85, 85 paylaştılar. Şimdi bundan sonra İstersen şu Denizli Adana Ceyhan üçgeninin iç açılarını topla ve 180'e eşitle. İstersen de U kuralı yap. Yani 85 artı x ile 10 artı x'in toplamı 180'di. Bunu kullan. Toplayalım. 85, 10 daha 95 artı 2x eşittir 180 olacak. Demek ki 2x eşittir 85 kalacak. X eşittir 85'in yarısı 42,5. Denizli'den geldi cevap. İkinci sorumuz, yamuğun içini boş görünce ne yapın demiştim. Hemen yandan paraleli yapıştırın. Hiç düşünmedim, soruyu bile okumadım. Yandan paralelimi çizdim. Burası 7'dir, burası 5'tir. 50 ise yöndeşlikten bu da 50 derecedir. Ve bakın ikizkenar çıktı. O zaman bu açıda 50, 50, 50, 100 alfama kaldı Edirne. Üçüncü soru, dik yamuğun klasik hamlesi nedir? Şuradan aşağıya da bir diklik sen indireceksin. Bu yükseklik 12 oldu. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için 5'tir. Şuraya da 9 kaldı. Ve 9 12'den 15'i yapıştırdım hemen. Dördüncü soru, yamuğun içini boş görüyorum yine. Hemen şuradan paralelimi çiziyorum. 7 ise burası 7, buraya 13. 12 kaldı buraya da. Şimdi A açısı ile şu açı ile ki bu yöndeşlikten buraya eşit. B açısı yani şunun toplamı 90'mış. Bunların ikisinin toplamı 90'sa şuraya da 90 kalır ki bakın 5, 12, 13 üçgenidir bu. Demek ki x'im 5 çıkacak derim. Hemen geldik 5. sorumuza. Yine yamuğun içi boş. Artık ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Şu yandan paraleli çizeceğiz soruyu bile okumadan önce. Şurası 7, burası 15, burası da x olacak. ADC şu açı ile CBA şu açının toplamı yok bu açıya A dersen diyor CBA'ya A dersen A ile 90'ın toplamı buna eşitmiş. Demek ki burası A artı 90. Paralel kenarda karşılıklı açılar eşit olduğu için bu da A artı 90. Ve bakın şuradaki A ile şu açının toplamıdır. İki iç açı bir dış açıya eşit kuralından. Demek ki burası da 90. A ile 90'ın toplamı A artı 90 olacak. Burası 90'sa 9, 12, 15 üçgeni olacak. Demek ki x'imiz Denizli'den paketlenecek. Altıncı sorumuz. İkiz kenar üçgen görüyorum. Bir kere buradan aşağı tabanıma dikliğimi kesin indireceğim. Zaten bu dikliği dik yamuk olduğu için buradan aşağı dikliği kesin indirecektik. Ve bu da 4 kök 3 olacak. Burası zaten x. Şurası kayı kuralından buraya eşit olacak. Hatta buraya a diyelim. Burası da a geldi. Şimdi EB yani 2A dediğimiz yer AE'nin 2 katıymış. O zaman AE'de A gelecek. Ve bakın şuradaki uzunluğumuz 8'e eşittir. Demek ki A 4. Burası da 4. Bakın 4 var, 4 kök 3 var. Pisagor yapalım değil mi hemen? Hatta eğer görebilirseniz 30, 60, 90 olduğunu görürseniz daha da kolay çözersiniz. Yani şurası kesin 30, şurası kesin 60. Çünkü dik üçgende sadece 30'un karşısındakini kök 3 katı 60'ın karşısındakine eşittir. Demek ki 90'ın karşısında 2 katı olacak. 30'un karşısındakinin 8'i yapıştırdım. Evet, şuna geldik. Bir yamuk var. Açıortay dik gitmiş arkadaşlarım.
İkizkenar yamukmuş bu. Hemen şuna A diyelim. Şu da A. İkizkenar yamukta taban açıları eşittir. Burada 2A. Bakın 90 derece var. A var, 2A var. Demek ki 30, 60, 90. 30 ise burası. Burası 60'tır. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısı olacak. Denizli'den Paket'tedir. Evet, ardışık iki açının açıortayı çizilmişse aralarındaki açı 90 derecedir demiştik. Ve siz bu paralel doğruyu uzatırsanız eğer ki bu kesin orta taban olur. 3, 3, muhteşem üçlüden bu da 3 olur değil mi? Bunlara eşittir. Ve bu adam orta tabansa 12 ile 8'in toplamının yarısıydı. Yani 20'nin yarısı 10. O zaman şuraya da 7 kaldı diyebilirim dostlarım. Evet, ön sayfamızı çözdük. Şimdi hemen arka sayfayı çevirelim. 9. sorumuzla devam edelim. Değil mi? 9, burada 8 tane mi varmış? He, 8. Peki. ABCD yamuk. Şurası orta taban görüyorsun. 11 ile 7. Neydi bu x'i bulmanın kuralı? İki köşegenin arasında kalan orta taban parçası. Farklarının yarısı. 11'den 7 çıktı. 4. Yarısı 2. 10. sorumuz. Ne demiştik bunun içinde? Eğer ki dik yamukta köşegenler de dik kesişiyorsa x kare eşittir 4 ile 8'in çarpımı. Yani h kare a ile b'nin çarpımı 32. X eşittir 16 çarpı 2'den 4 kök 2'dir x dediğimiz uzunluk. Peki 11 numaradayız arkadaşlarım. Yamuğun alanını soruyor. Fışkırtma teoremi yapacaktık. Bakın şu açıortayın buraya gidilen diklik 3 ise buraya çizdiğim diklik de 3. Bu açıortay için fışkırtıyorum. Buraya çizilen 3 ise buraya çizdiğim de 3 olacak demiştim. Dolayısıyla yamuğun yüksekliğini buldum. 6. Şimdi alanını bulalım. Yamuğun alan formülü şuydu. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. 9, 5 daha 14. 2'ye bölersem 7 çarpı 6 kalır ki o da 42'dir. Edirne'den geldi. Yamuğun içi boş. Ne yapacaksın kardeşim? Yamdan paralelini yapıştıracaksın hemen. Şurada çizdim. 4 ise bu da 4. Burası 6. Burası 5. Bakın burada bir ikizkenar üçgen çıktı ki ikizkenar üçgeni görünce tabana diklik indireceksin. 3, 3, 3, 4'ten 5. 3, 4, 5 üçgenidir burası. Şimdi yamuğun alanı. İki yolum var. Yükseklik çarpı solunda kalan parça. Yani 4 çarpı 7'den 28'i de bulabilirsin. Ya da alt taban artı üst taban. Yani 10 artı 4 bölü 2 çarpı yükseklik de deyip böyle de bulabilirsin 28'i. Evet. 13. sorumuz. Oran vermiş. DC'ye diyor 3K. Hemen yazalım. DC'ye 3K, AB'ye 5K yazınız diyor. Bakın bu köşegen çizince alan ne oluyordu dostlarım? Kenarlarla doğru orantılı oluyordu. Buna 3A, buna da 5A yazabilirsin o zaman alan olarak. Ve sana toplam 8A'yı 56 vermiş bu adam. O halde A 7'dir. 3A'yı soruyor, 21'dir. Dostlar eğer köşe taşlarını dinlemeden direkt konu testlerini çözerek öğrenmeye çalışırsanız hata yaparsınız. Hiç bilmiyorsanız tabii. Tabii ki biliyorsanız mutlaka direkt konu testlerini çözebilirsiniz ama ben bunların hepsini konu köşe taşlarında yeterince anlattığım için burada hiç öyle özenmeden hızlı hızlı anlatıyorum. Haberiniz olsun. Evet. DEC 3 orası da 27. Buna göre diyor. Şu yandaki üçgenin alanı nedir? Şimdi yamukta papyon kuralımız vardı. Bunu köşe taşında defalarca söyledik. Yandaki alanlar birbirine eşitti köşegenler çizildiğinde. Ekstradan bir de dörtgende alan dörtgenlerde bir de alan şöyle bir formülümüz vardı. Karşılıklı üçgenlerin alanları çarpımı eşitti. Yani 3 ile 27'nin çarpımı 81 eşittir. A ile A'nın çarpımı A kare. Demek ki A dediğimiz alan 9 olacak diyebiliriz. Evet, bunu bir de benzerlikten çözmüştüm köşe taşında bu soruyu. İsterseniz bir de o yolu da dinleyebilirsiniz köşe taşlarındaki sorulardan. Burada da diyor ki sağdaki ve soldaki yamukların alanları birbirine eşittir. Buna göre x kaçtır? Şimdi soldaki yamuğun alanı alt taban artı üst taban yani 6 artı x bölü 2 çarpı yüksekliktir. Bunun yüksekliğine h dedim ben. Dolayısıyla bunun da yüksekliği h. Paralel iki doğru arasındaki indirilen yükseklikler eşittir.
Şimdi sağdaki yamuğun alanını yazıp buna eşitliyorum. Sağdaki yamuğumuzda alt taban artı üst taban, yani 5 artı 3 8 çarpı yükseklik bölü 2'dir. Şimdi sadeleştirelim. Bölü 2'ler gitti, haşlar gitti. 6 artı x 8'e eşitse x eşittir 2'dir. Cevap Ceyhan'dan geldi. Hemen bir sonraki sorumuz. 16. sorumuz. ABCD dik yamuk. 3 var, 7 var, 6 var. Buna göre alan AED nedir demiştik. Dedik ki yandaki kenarın tam ortasına düşüyorsa bu üçgenin tepesi, bu üçgenin alanı yamuğun yarısıdır. O zaman ben yamuğun alanını bir bulayım. 7 artı 3 alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. 10 bölü 2 5, 6 ile çarptım 30. Bu yamuğun alanıdır 30. Bu üçgende yarısı olacağı için 15'tir sorumuzun cevabı. Evet dostlar, tekrar söylüyorum. Burada biraz hızlı hızlı çözdüm. Çünkü köşe taşında bunların her birinin sorusunu tane tane anlatmıştık. Şimdi bir sonraki videoda konu testi 2'yi gömeceğiz. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere.